Oha, Galatasaray Manchester United'ı iç sahada da yeniyor. Her tarafta yeniyor Galatasaray. Lan oğlum, gerçek hayattaki maç gibi Icardi penaltı kaçırmış ve sonra golünü de atmış Icardi. Oğlum ne oluyor? Oğlum Galatasaray ne yaptı ya? Old Trafford'da Manchester United'ı yenmek ne demek? İnanılmaz bir maçtı. Biz de Onur abiyle beraber izledik. Böyle bir maç olamaz. Ya cidden izlerken dedim ki bu ne ya? Galatasaray'ın galibiyeti üzerine kariyer modunda bir Şampiyonlar Ligi simülasyonu yapmak istiyorum. Daha önce Beşiktaş'la Fener için Konferans Ligi yapmıştık. O videoda demiştim ki çok Galatasaray rebuild'i yaptık. Şampiyonlar Ligi simülasyonunu ilerleyen tarihlerde yaparız. Ve şu anda onu yapmanın günü geldi kardeşim. Bakalım Galatasaray FC 24'e göre Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ilerleyebilecek? Yani dünkü maçtan sonra ben her şeyi bekliyorum şu an. Oyunda da her şeyi bekliyorum. İnanılmazdı çünkü. Ya bir de şöyle yendik. Hani geri düştük. Aksiyonlu bir maç. Adamlar geldi burada olmadı. Icardi attı. Anladın mı? Öyle bir galibiyet yani. Dostlar normalde bugün video çekmeyecektim çünkü biraz hastalandım. Onur abi hastaydı. Beraber uyuduğumuz için ufaktan bana da geçtiğini düşünüyorum. Dediğim gibi normalde bugün video yayınlamayacaktım. Sizden destek bekliyorum. En az 10.000 beğeni yapalım. Beni kırmayın dostlar. Gücümüzü hem beğenilerde hem yorumlarda gösterelim. Ayrıca Arnautović soranlar için de merak etmeyin, yarın yayınlanacak. Haberiniz olsun. Zaten önceki videoda da söylemiştim. Dizilişe baktığımızda Kerem son maçta Icardi arkasında oynamış. Ya şimdi ben Kerem'e sol kanat vereceğim. Zaha ile rotasyona girsin o zaman. Yapacak bir şey yok. Torreira'yı defansif orta sahaya çekmek lazım. Formasyona biz bir el atalım. Anlaşıldı yani. Tamam mı? Şöyle biz bir el atıyoruz. Torreira, Ndombele yap şurayı. Davinson Sanchez nerede abi? Dün hata yapmasına rağmen iyi oynadı bence. Tamam, şöyle devam edebiliriz ya. Kerem'e MOO da verebiliriz aslında. Artı 1 alıyor. Baksana her yerde artı 1 alıyor. Tamam. Kaç haftada MOO oluyor? 4 hafta abi. Kerem Aktürkoğlu ne biçim bir adam ya. Sevmeyen Galatasaraylılar var ama ben Galatasaraylı olsam aşırı severdim yani, onu söyleyeyim. Bir ay ilerleyelim, Kerem'in mevkisini verelim dostlar. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi serüvenimiz başlayacak. Aslında tek sezonluk bir Şampiyonlar Ligi simülasyonu yapacağız, mevzumuz bu. Burada baktığın zaman kazanıyoruz, güzel. Tamam, yenildik olabilir. Hazırlık başında yenilirsin, yenersin, sorun değil. Niye kötü başladık? Ligde de galibiyetle başlayamadık. Ben şey yapacağım, Galatasaray'ın bütün maçlarını tek tek hızlı simüle edeceğim. Hani takvim üzerinden değil de kendim gidip simüle edeceğim, haberiniz olsun. Şampiyonlar Ligi maçlarına böyle bakmak istiyorum bu videoda. İlk maç Kopenhag maçı. Bakalım gerçek hayata göre farkı ne olacak? Kimler gol atacak? Ne olacak? Merak ediyorum açıkçası. Ligde biraz sallantılı gidiyoruz ama kazanıyoruz. Lige de bakacağım ha. Lig ne oldu acaba? Yani Süper Lig'de gerçek hayattaki gibi değil şu an Galatasaray. 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Fenerbahçe gerçek hayata yakın. Bir mağlubiyeti var sadece. Gerçekte onu da almadı. Gerçi 8 hafta olmuş ha. Gerçek hayatı geçti mi bu? Fener gerçekte 7 maç 21 puan. Galatasaray gerçekte 7 maç 19 puan. Burada 8 maç 17 puan. Ndombele oynamıyor mu ya? Kerem Demirbay oynuyor onun yerine herhalde. Tamam. Ndombele oynamıyor. Bu şekilde başlarız. Yedeklerden Tete falan girer. Hadi bakalım oğlum. Kopenhag maçı gerçek hayatta biliyorsunuz berabere kaldı Galatasaray. Ama gerçek hayatta iç sahada oynamıştı ilk maçı. Böyle de bir durum var. Hızlı simüle ediyoruz. 2-1 yenildik. Niye böyle oldu lan? Barış Alper Yılmaz atmış. Bu bayağı kötü oldu yani. Oğlum niye gerçek hayattaki gibi oynatmıyor ya? Şey yapmıyor yani, hani maç sıralaması falan. Bak Bayern geldi mesela. Normalde ikinci maç United'tı. Size bir şey diyeyim mi? Galatasaray Bayern'i yenecek. Şu anda içime de oldu. Şu anda Bayern'i yenmeye geliyoruz. Harbiden yenmeye geliyoruz şu anda. Yendik, geçmiş olsun. Oha, berabere kaldık, çok iyi. Kerem Aktürkoğlu, Mertens atıyor. Karşıdan Laimer Sané. Bence Bayern'le beraberlik iyi bir şey abi. Ligde de galibiyetler devam ediyor bu arada. Kendimizi toparladık biraz daha. Galatasaray'ımızın şu anda United'ı yenmesi lazım. İç sahada oynuyoruz. Gerçek hayattan farkı o. Ve 3-2. İşte bu. Oha, Galatasaray Manchester United'ı iç sahada da yeniyor. Her tarafta yeniyor Galatasaray. Lan oğlum, gerçek hayattaki maç gibi Icardi penaltı kaçırmış ve sonra golünü de atmış Icardi. Oğlum ne oluyor? Manchester United ikinci maçına geçiyoruz dostlar. Rams Park'ta kazandık, burada da kazanırız kardeşim. Gerçek hayatta zaten kazandık, işte bu. 3-1. Oğlum United'a harbiden neler yaptık ya. Ziyech, Icardi, Zaha. Diyecek hiçbir şey yok. Bak üstümdeki şeyde Şampiyonlar Ligi rengi ha. Tam aynı renk. Bir sonraki simülasyonu kamerasız yapacağım bu arada. O arka planı şeye almak istiyorum. Sen söyle, kapaklarda kullanmak için alacağım. Şimdi geliyoruz. Biz Galatasaray'ız. Kopenhag 7 puan. Biz 6 puandayız. Kazanmamız lazım. Şu Kopenhag'ı yenelim. Yenelim şu Kopenhag'ı. İç sahadayız. Yeneriz abi. 1-1. Gerçek hayattakiyle aynı bitti. Kopenhag ne belaymışsın ya. Oha, şu anki duruma göre Galatasaray lider. 8 puandayız. Kamera
aramı açabilirim artık. Bayern Münih 2. Kopenhag 2. United 6. ama 8-7-7-6. Gruba bak. Kopenhag bizden topladı bütün puanları. 4 puanı bizden. Artık son maç Bayern Münih maçı. Her şeyi belirleyecek olan maç. Dostlar bak. Bayern Münih'i eskaza yenersek lider çıkıyoruz. Berabere kalırsak 9 puan yapar. Manchester United Kopenhag'ı yenerse 9 olur. Averajımız daha iyi. Yine biz çıkarız. Bize ya galibiyet ya da beraberlik lazım kardeşim. Yenilirsek çıkamıyoruz. Yenilmek bizim için sıkıntı. Geldik. Bayern Münih'le berabere kalıp dönelim be Almanya'dan. İşte bu. İşte bu oğlum, beraberlik lazımdı. Ulan tam istediğim oldu ha. Şu anda gruplardan ikinci olarak rahat bir şekilde çıkıyoruz. Manchester United Kopenhag'ı yenmiş. Kopenhag'ı önceki maçta biz yenseydik direkt şu anda garantilemiştik aslında. Oha, lider çıktık. Lan Bayern çıkamadı. 8 puanla gruptan çıkamıyor Bayern. Şu gruba bak, 9-9-8-7. Geliyoruz. Samsunspor'la beraberlik olmadı o. İç sahada Başakşehir güzel galibiyeti aldık. Nerede şimdi rakibimiz? Real Madrid'le eşleştik. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Real Madrid'le eşleşmek ne demek? Zamanında Galatasaray Real Madrid'i Süper Kupa'da yendi. Yani artık bilmiyorum, burada Şampiyonlar Ligi'nde ne olur ne biter bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Karşımızda şöyle bir takım var. Vinicius Junior niye oynamıyor lan? O da ilginçmiş. Evet. Santra diyoruz. Takımımız maça hazır. Herkes çok şey böyle. Çok konsantre. TT ile mi çıkacağız? Biz bayağı maçtır TT ile çıkıyoruz. Şeyi unuttuk. Ziyeh herhalde ligde oynuyor şu anda. Kart cezası görmüştü ya. Oğlum Ziyeh kiralık mı gözüküyordu, oyunda da ayrıldı ya. Şaka mı abi bu? Ya kafayı yiyeceğim gerçekten arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Babalar, Avrupa grup aşamaları için Ultimate Team'de yepyeni bir etkinlik var. Bazı oyuncular performanslarına göre canlı yükseltmeler alacak. Gördüğünüz üzere Vertens'in de bir kartı var. Eğer Ultimate Team'le ilgileniyorsanız gidip bakın kesinlikle. Baksana abi, Ultimate Team'de böyle bir süperlik kadrosu kurdum. Yeni etkinlikten gelen Dzeko ile Mertens'i de santrfora attım dostlar. Bu kadro hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Tamam, Aralık ayına geri döndük arkadaşlar. Bayern Münih maçının sonraki günde geri döndük. Hakim Ziyeh'i buradan alacağız ya. Oha, alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Kiralık gözüküyor. Neden alamıyoruz abi? Yapılacak bir şey de mi gözükmüyor, anlamadım yani. İlerleyelim bakalım, şuradan gidelim. Ziyeh nasıl ayrılıyor takımdan, onu merak ediyorum yani. İlk 11'de değil diye mi ayrılıyor acaba? Ziyeh ama oynuyor da yani, yoruluyor da bu arada. Hani yorgunluk falan da geliyor adama. Bunun sözleşmesi ne kadar abi, deli etti beni ya. 6 ay. Abi burada kalması lazım o zaman. Aha, oyuncunun kiralama dönemi sona erdi. Ziyeh Chelsea tarafından geri çağrıldı. Bu ne abi? Sözleşmesi 6 ay kaldığı için şey de yapamıyoruz. Şu anda takıma da alamıyoruz yani kendisini. Ya bu kariyer modunda bu saçmalığı çözme... Aa, alabiliyor muyuz? Sözleşmesini mi yenilemişler? Tamam, direkt alabiliyoruz, oh be. Sözleşmesi 6 ay kalsaydı alamıyorduk. Sezon sonunda bize geliyordu. Şu anda Chelsea herhalde sözleşmesini yenilemiş. Abi direkt neyse vereceğim, alacağım ya. Yine Real Madrid çıkarsa üzülürüm. Onu söyleyeyim. Harbi üzülürüm yani. Oha, bu sefer Sevilla geldi. Bu sefer Sevilla geldi. Çok iyi. Hakim Ziyeh'in mevzusundan ötürü burada bir avantaj sağlamış olduk. Ama gruplardan birinci çıkarsan da bir zahmet Sevilla gelsin yani. Real Madrid yerine Sevilla gelsin. Tamam yani. Güzel güzel. Güzel abi. Puan durumuna bakalım. Şu grupları merak ettim. Bizim grupta zaten biz lider çıktık. Sevilla, Arsenal, Napoli, Real Madrid. Bak işte Real Madrid bu yüzden bize geldi. Bu gruptan gelseydi o kurallar nasıl oluyor bilmiyorum. Real Madrid gelecekti yine. D grubu Benfica, Inter. Oha lan. Sociedad nasıl aşağıda o kadar? E grubunda Lazio, Atletico. F grubu Dortmund, PSG. Milan'la Newcastle olamamış, çıkamamışlar. G grubunda Manchester City, Leipzig zaten normal. H grubunda da Porto, Barcelona. Eyvallah. Porto'nun lider çıkması şaşırttı ama diyecek bir şey yok yani. En-Nesyri Lamela birazcık simülasyon canavarı bir takım. Ona diyecek bir şey yok. Ama biz Galatasaray'ız. Bizde de Icardi var kardeşim. 1-0 kazandık ilk maçı. Ziyeh attı. Güzel. Ligi merak ettik şu an. Kusura bakmayın. Of, 72-69. Fena bir yarış var ha. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında fena bir yarış dönüyor. Fenalar fenası bir yarış abi. Sırf fena değil yani, anladın mı? 3 puan fark var. Gerçekte de böyle olursa kalp dayanmaz. Eleyelim. Kendimizi çeyrek finale atalım Şampiyonlar Ligi'nde. Haydi Galatasaray. Uf, penaltılarla eledik. Normal sürede 1-0 bitmiş. Icardi penaltı kaçırmış. Icardi'nin bu penaltı kaçırma işi ne olacak ben anlamadım ya. Neyse baba, devam ediyorum. Konyaspor maçı, hop, kazandık. Güzel. Güzel abi. Çünkü ligde de biliyorsunuz yarıştayız. Şimdi Real Madrid çıktı. Sevilla'yı zar zor eledik. Real Madrid'i de elersek gerçekten tarih yazmış olacağız. Diyecek hiçbir şey yok. Lafı uzatmaya da gerek yok dostlar. Real Madrid maçı. Haydi bakalım, çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda 5-1 yenildi. Çüş.
Ne olduk abi bir anda ya? Böyle bir şey beklemiyorduk. Şimdi Real Madrid ikinci maçı yani 5-1'in rövanşında ne yapacağız bilmiyorum yani. Çok amaçsız olduk şu an. Immobile'yi almış Real Madrid. Hızlı simüle edelim. 3-2 yenildik bu sefer de. Yapacak bir şey yok. Zaten her maçta 7'şer şut attı abi Real Madrid bize. İki maçta da 7'şer şut attı yani. Üzüldük. Tabii ki üzüldük. Çeyrek finalde veda etmek istemezdik. Baksana Manchester United ilerliyor ya. Biz bunları iki maçta da yendik abi ya. Yapma be. Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Barcelona. Biz ilerleseydik ve United'la eşleşseydik keşke mesela. Abi ya. Uf 4-0 kazandık. Ligde var ya şampiyonluk geliyor. 1-1 kaldık yapma dediğim anda nazar değdi. Ligde son maç öncesi duruma bakacağız. Fenerbahçe 94 puan yapmış. Şampiyon olmuş Fenerbahçe. Biz 89'da kalmışız. Ki 89 da bayağı yüksek bir sayı yani. Şampiyonlar Ligi'nde finalin ismi Real Madrid Manchester United abi. Yalnız bu arada Real Madrid'i eleyip sonra yarı finalde Barcelona'yı da eleseydik finalde Galatasaray Manchester United olacaktı. Olaya bak. İlginç bir simülasyon oldu yani. Gerçek hayatta Manchester United finale kalırsa ne bileyim yani ne yapmamı isterseniz onu yaparım. Yorumlara yazın ne yapayım ya. Manchester United hayatta finale kalamaz. İhtimal vermiyorum. 0'da 0. Avrupa Ligi ne olmuş? Liverpool Bayern Münih finali. Konferans Ligi'nde de Frankfurt Aston Villa finali. Bizim takımlardan hiç kimse yok. Genelde yükseliyorlardı bizim takımlar. Fenerbahçe çeyrek finalde elenmiş. Ligde de şampiyon olamadık. Ne oldu oğlum bugünkü simülasyon? Kerem de sakatlanmış sonlara doğru. Dur bari şu ligin son maçı bir oynansın. Şöyle bir Haziran'a gelelim de her şeyi görelim. Ligde son maç berabere kaldık. Kazansak da zaten olamaz. Abi ya inanılmaz bir simülasyon oldu. Başlarda Galatasaray bayağı iyiydi. Sonradan istediğimiz gibi devam etmedi. 97'ye 90 ligdeki puanlara bak. 97 puan ne demek oğlum? Türkiye Kupası'nı Pendik Spor kazanmış. Arnenović mi orada yoksa? Şaka şaka Arnenović harbiden yok da. İlginç olmuş o da. Şampiyonlar Ligi hala oynanmadı mı lan? 1 Haziran'dayız hala oynanmamış. Champions League Real Madrid almış. Tamam bizi de elemişlerdi. Bizi eleyen takım kazandı en azından. Öyle bir durum var. Üçlü rebuild'de olsaydı puan alacaktık buradan öyle düşünün. Biliyorsunuz üçlü rebuild'lerde bu durumlarda ekstra puan veriyoruz. Şimdi oyuncu istatistikleri gol krallığında. Ligde Kent, Dzeko, Icardi, Zaha herkes inanılmaz oynamış. Kent'in 25 golü, Dzeko'nun 24 golü var. İlk defa Fenerbahçe'den Tadic'in burada üstlerde olmadığını görüyorum. Tadic yok mesela. Asist krallığında Kerem Aktürkoğlu birinci. Çok iyi. Gol yenmeyen maçta da Muslera, Leite, Livakovic diye gidiyor dostlar. Mert Günok da var. Oha Mert Günok, Giannatonis, Uğurcan Çakır aynı sayıda gol. Yenmeyen maç çıkartmış. Bizim kendi verimlerimiz nasıl kardeşim? Abi de dur Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. O kadar ilerledik yani. Haaland gol kralı. Bizden kimse yok maalesef. Asist krallığında Angelinho'muz 5 asistle ikinci olmuş. Birinci olan da Manchester United'dan Bruno Fernandes. Gol yenmeyen maçta da Muslera'mız 9. olmuş. Eyvallah. Hemen bakıyoruz. Icardi 21 gol 8 asist. Zaha 19'a 2. Kerem Aktürkoğlu ne kadar sakatlanmış bu arada? 6 ay sakatlanmış Allah korusun. Sezonu iyi geçirdi ama sonlarda sakatlanmış. 18 gol 17 asist. Tete 13'e 7. Mertens 7'ye 3. Ziyeh 13 maçta 2 gol 4 asist. Ziyeh niye bu kadar az oynadı ya? Sağ kanatta Tete daha fazla oynamış 13'e 7. Galatasaray'la beraber Şampiyonlar Ligi simülasyonu yaptık ve sonuçlar böyle çıktı dostlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Diyecek pek fazla bir şey yok. Ya oyuna göre Galatasaray bu sene ligde ikinci oluyor ve Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynuyor. Orada Real Madrid'e eleniyor. Gruplardan da lider çıkıyor. Böyle bir sonuç çıktı. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.